futbolcuya kadro dışı niye verilir hani? Ne bileyim abi. Yani ceza olarak verilir. Bu adamlar ödül oluyor buna. Yani adamın sahada oynamaya niyeti yokken adamı sen altyapıya gönderince bu adama ceza mı ödül mü abi? Bak şimdi ceza vermek istiyorsan Laiç'e vereceksin. Ne vereceksin? İbretlik. PAF takımlı idmanlara çıkacaksın. PAF takımlı idmanlara çıkacaksın. Ben sana söyleyeyim, eğer prosedürün tam net halini bilmiyorum bak. Hani ben çok marjinal düşünen adamım ve dünyayı da marjinal düşünen insanlar kurtarır. Bak ben sana söyleyeyim. Doğru. Abdullah Avcı bizden para alıyor mu? Alıyor. Alıyor değil mi? Evet. Her ay 1 lira alıyor. Evet. Benim yani elemanım mı? Evet. Beşiktaş kulübünün elemanı geçiyor değil mi? Evet. Koy altyapıda çalıştırsın abi futbolcuları. Böyle yan gelip yatmak yok abi. Ama bu... Madem benden para alıyorsun, tamam mı? Gel abi altyapının başına, oralara. Yani çalıştır abi takımı. Bu iş için almıyorum ki diyor adam. Bunun için ayrıca çalışalım, konuşalım der. Prosedürü bilmiyorum. Eğer prosedürü de benim yani maaşlı elemanımsa, benden para alıyorsa benim elemanım. Gelsin abi, öyle yatmayacaksın kardeşim. Tam da Lig TV'nin yayın saatlerine koyacaksın antrenmanı, çıkamayacak oraya. Gerçekten. Bak ben böyle abi. Niye böyle biliyor musun? Beşiktaş'ın hakları yeniyor. Doğru. Beşiktaş'ın zamanı çalınıyor. Doğru. Beşiktaş'ın parası gidiyor. Tamam mı? Ve insanlara hani şimdi bundan evvelki başkan barda beyazlar giymişler, beyaz kelebekler gibi çıkmışlar. Oradan siyah bağırıyor, Beşiktaş'ım sen çok yaşa bağırırken iyiydi. Uyandığında kafanın arkasında Beşiktaş amblemi görürken iyiydi. E nerede kaldı Beşiktaşlı'nın hoca? Gel o zaman alma. Alma ya da aldığım yeter bana de kardeşim. Tamam mı? Beşiktaş'ın parası gidiyor. Bununla ilgili bir birim yok mu? Yani buralarda şimdi takımın ya da camianın, ben şimdi futbol takımı konuşuyorsun. Kız voleybol takımı 7'de 0. Alttan bir üstte 18 ligli takımda, şey takımlı ligde. Bravo. 17. Yok. Yok. Şey yok. Maç almadı 7'de 0. Evet. Bakıyorsun dün kız basket kazandı. Tamam mı? Şimdi nerede cami 17 bin 18 bin Abdi İpekçi'yi, Sinan Erdem'i doldurduğumuz taraftar? Nerede akatları 3000 4000 kişi? En kötü maç 1500 2000 kişi oynadığın. Süleyman Seba'da ufaktı, butikti, küçüktü ama her maç tıktım tıktım oynadığın. Tükürükle boyuyordun geleni. Evet. Tükürükle boyuyordun geleni. E sen şimdi 1000-1500 kişi alıyordu burası. Orası 4000 kişi alıyordu. Nerede bu taraftar? Korona var şimdi, gitmiyor. Aynen. Bundan hani pandemiden önce de kimse gitmiyordu. Hani evet. Doğru. Anladın mı? Şimdi doğru. Ne oluyor? Yönetilmiyor çünkü. Seni bir konuyla uğraştırmaya çalışıyorlar. Mesela bunu ben bir kere daha anlatmışımdır. 3F formülü var biliyorsun değil mi? 3F formülünü. 3F formülü nedir? 3F formülü futbol, Fado, Fiesta. Fadoizm Fiesta. Ve Fiesta. Portekiz'in işte evet. Başkanına evet. Salazar. Evet. Salazar'a diyorlar ki siz Maliye Bakanı'ydınız, devlet başkanı oldunuz. Nasıl böyle bir geçiş yaptınız diyorlar. 70'lerin başları falan. Yani tam zamanını bilmiyorum ama o dönemler. Diyor ki 3F formülü sayesinde. Futbol, Fadoizm, Fiesta diyor. Aynen nedir öyle. Diyorlar işte 3F formülü. Diyor ki biz diyor halka... Halkları uyutma sanatı. Uyutma sanatı. Futbolla uyuttuk, Fiesta ile unuttuk, Fadoizm ile uyuttuk. Doğru. Biz kendi işlerimizi hallettik siz duymadan. Aynen öyle. Tamam mı? Simon Cooper. Şimdi basketbol 5 tane bandırmadan adam aldılar. Çocuk, genç çocuk aldılar. Öyle bundan evvelki takım da çok kötüydü yani... Bunun evvelki yönetimin kurduğu takım da çok kötüydü. İnsanlar maçlara gitmemeye başladı. Zaten taraftarla arada problemler oldu. Futbola bakıyorsun öyle. Bayan futbol takımı ya da şey bayan futbol takımı diyorum. Bayan voleybol takımı donduruldu geçen sene. Tekrar arkada bir de bunlar var da bunları konuşamıyoruz futbol takımından. Buraya sıra gelmiyor. Doğru. Tamam mı? Ya bir şey diyeceğim. Şimdi futbol tamam da Beşiktaş'ın amblemi B, J, K. Beşiktaş Jimnastik evet. Kulübü. Evet. Tamam mı? Sen bütün amatör birimlerinle var. Sen kimsenin handbol takımı yokken handbol takımı kuran bir takımsın. Kimsenin basketbol tekerlekli sandalye takımı yokken tekerlekli sandalye basketbol ve basketbol tekerlekli sandalye takımına en az 100 kişi gidiyorduk her maça. Öyle kovalıyorduk Beşiktaş'ı. 7-24. Evet. Basketbol takımı oradan Süleyman Sebe'ye çık, oradan oraya git, oradan öyle maça gel. İlk yarısını bitir, hadi maça geç kalıyoruz da maça in falan, otobüs tut bilmem ne. Hani baya baya bir kovalıyordu taraftar. Bu kayboldu. Niye kayboldu? Sen dersen ki taraftara buradan kalkıyor iki otobüs uşağa gidiyor taraftar basketbol takımına. Sen çıkıyorsun kapıya ya işte 3 kişinin 5 kişinin bileti kalmış, çocuklar şekilsiz kalmış. Hani ihtiyaçları var, hani biraz tedavi yapın, tamam mı? Ulan siz manyak mısınız diyor. İstanbul'dan uşağa diyor maç seyretmeme gelinir diyor adam ya. Bunu söyleyen yönetici. Şimdi ne oluyor? İki otobüs öyle kaçıyor. Üç otobüs. Ha sen benim zaten Beşiktaşlılığımı, deplasmana gitmemi, Beşiktaş'ın yanında durmamı engelleyemezsin. Ne de istediğin kadar konuş da. Ama dışarıya verdiğin algıda
Ya Fenerbahçe'de işler kötüyken, Fenerbahçe birçok yatırım ara, Ali Koç'un geldiği ilk sezon kazanamazken, Sayın Ali Koç Fenerbahçe Başkanı, sahada takım kötüyken ve taraftarın hayal kırıklığı devam ederken, kalkıyor yerinden taraftarın arasına girip teker teker taraftarla kavga etmiyor muydu abi? Bu bir reaksiyondu abi. Düzeleceğiz, yapacağız, edeceğiz diye. Taraftar... Ama Aziz Yıldırım yapacağız diye küfür şey yapmıyordu. Ali Koç'tan bahsediyorum. Ha, Ali Koç'tan. Aziz Yıldırım bazı taraftarları istemiyordu. O başka bir sistemdi ama bir dönemi devraldıktan sonra Sayın Ali Koç belli bir vaatlerde bulunduktan sonra işler kötü gitmeye başlayınca oturmadı alen. Yani kulağınızı kavga etti, tek tek konuştu. Yani ben sizin taşıdığınız endişeyi taşıyorum. Merak etmeyin mesajını aldık mı biz? Aldık. Geçen sezon Sergen Hoca'ya nasıl güvendik biz? Ve Sergen Hoca nasıl başarılı oldu? Hafta içerisinde imza törenine 22.000, 23.000 taraftar gitti mi abi? Gitti. Camia Sergen Hoca'ya, bu hoca yeni, genç bir hoca değildir. Bu camia için çok önemli bir hocadır. Mesajı verdi mi? Verdi. O otoriteyle, o güçle Sergen Hoca başarılı oldu mu? Şimdi, bu sene neden olmadı Alen? Olmadı, olmama sebebi... Taraftar yoktu bir. Sergen Hoca %50 yazar. Yani... Ben istediğim oyuncuları bana alacaksın ki ben sana hesap verebileyim. Şimdi burada Alak. Şimdi böyle bir şey. Şöyle bir onunla nasıl kavga edelim? Algı nedir biliyor musun? Algı. Algı nedir? Yani algı, algoritma, bilgi kirliliği. Bunları bu bilgi kirliliği ilgili bir yazım var yarın benim. Gerçeğin dışında insanların kafasında oluşturmak istediğin düşünce tarzıdır algı. Şimdi bak. Yine bir filmden örnek vereyim. Bir film seyrettim, dizi. Kuşkular üzerine ajanın teki sızıyor abi. Buradaki işte devamlı işçi alımı var. Ulan yüzlerce, binlerce adam alıyorlar abi işe. Devamlı yazışmalar, bilmem neler, CV'ler falan filan. Kabul ettiriyor adam kendini verdiği CV'yle falan. Adamı işe alıyorlar. Adamı aşağı indiriyorlar. Asansörler falan, kartlar, ayrı ayrı kartlar okunuyor. Retinalar falan filan. Bir iniyor aşağıya abi. Bildiğin koloni abi, koloni. Yüzlerce adam bilgisayar başında abi. Yüzlerce adam. Bu dükkandan ta en az 70-80 metre cepheli olan bir bilgisayar duvarı. Yüzlerce televizyon var, ekran. Tamam mı? Buradan basıyorsun bir ekran çıkıyor. Ding önüne çıkıyor. Tamam mı? Ne biliyor musun? Orada çalışan her adamın binlerce hesabı var abi. Tamam. Doğru. Tamam, binlerce hesabı var. Adam, ajan aklı gidiyor. Diyor ki mesela işte Amerikan başkanına oynuyorlar filmde. Hani onun ona doğru olan iyi niyeti, iyi algıyı kötü yapacaklar işte. Oğluyla ilgili böyle bravo filmler çeviriyorlar. Onun çalışması var. Ajan aklı gidiyor. Ulan bu ne? Öğreniyor işte, orada yakınlık kuruyor bir iki kişiyle falan filan. Tamam mı? Diyor ki burada her adamın diyor 1000 hesabı var. Bir kişi 1000 hesaptan sorumlu diyor. Yüzlerce adam var. Ya düşünsene şimdi. Erdem üçkağıtçı dedim. Atıyorum. Ya da Erdem çok delikanlı bir çocuk dedim. Bir yazıyorum abi, yazmaya başlıyorum. Bir anda 50.000 kişi, 60.000 kişi. Erdem çok iyi, Erdem... O bütün dünyaya Erdem nerede görse Erdem ne haber kardeşim. Orada şunu anlarım ben. Orada gerçekte... Niye yapılan, anlattın bunu? Gerçekte yapılan aslında başka, insanlarda oluşabilecek izlenim başka olmalı gerekir ki böyle bir kadro kurarsın. Böyle bir sistem var. Bir önceki gördüğüm yaptı bunu. Ne diyorum, niye anlattın bunu? Evet. Bunun için anlattım. Bir sistem var ve biz bu sistemin üzerinde bunlarla uğraşıyoruz.